Sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Sizi bugün kırsal yerleşimler ve geleneksel konutlar üzerine bir ders anlatacağım. Özellikle geleneksel, kırsal, verneküler dediğimiz yerleşimler ve yapılara bakacağız. Ve daha sonrasında Anadolu'daki değişik örneklere bakacağız. Önce kendimden biraz söz etmek istiyorum. Ben adım Zeynep Durmuş Arsan, mimarım, İzmir'de yaşıyorum. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümünde öğretim üyesiyim, doçent olarak çalışıyorum. 9 Eylül Mimarlık Bölümünden mezunum. Arkasından yüksek lisansımı yapmak üzere Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne, Ankara'ya gittim. Burada eski yerleşimlerde yeni yapı yapmak üzerine bir çalışma yaptım. Datça, eski Datça Muğla'da bir yüksek lisans tezi tamamladım. Ardından İzmir'e döndüm. Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde doktoramı tamamladım. Bu doktora çalışmamda da sürdürülebilir mimarlık pratiği üzerine çalıştım. Ama çalıştığım alan daha çok Gediz Deltası'nda bir kırsal köydü. O kırsal köyün kentin gelişmesi baskısı altında dönüşümü nedeniyle yeni yapıların nasıl olması, nasıl sürdürülebilir yapı yapılabilir bir kırsal yerleşimde onunla ilgili bir doktor tezi yaptım. Şu an çalışmalarım halen sürdürülebilir mimarlıkla ilgili devam ediyor. İnsan yerleşimleri ve gelişme konusuna yoğunlaşıyorum. Aynı zamanda sürdürülebilirlik kavramının Türkiye'deki tabii pratikleriyle de ilgileniyorum. Sürdürülebilir mimari tasarım dersi veriyorum. Bunun dışında daha teknik konularla da ilgili olarak binaların enerji performansı, mevcut binaların enerji etkin yenilenmesi, bina simülasyonları gibi konularda da çalışmaktayım. Herhangi bir konuda iletişime girmek isterseniz aşağıda internet adresimi bulabilirsiniz. Konumuza girmeden önce aslında çalışmış olduğum 3 araştırma projesinden de söz etmek istiyorum. Bunlar da kırsal kalkınma ile ilgili. İzmir yöresinde 2014, 15 ve 16 yıllarında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla yürüttüğümüz 3 projemiz oldu. Bunların 3'ü de İzmir'in 3 bölgesiyle ilgili sürdürülebilir kalkınma stratejileri geliştirme projeleriydi. İzmir'de özellikle nehir havzalarında ve daha batıdaki daha turizm odaklı Yarımada bölgesinde kırsal alanlarda özellikle yerleşimleri incelemek, oradaki hem doğal varlıkları hem kültürel mirasları tanımak hem de onların korunması ve geleceğe aktarılması için gerekli stratejileri geliştirmek üzerine deneyimlerim oldu. Bugün size anlatacağım konu aslında temel insan ihtiyacı olan barınma ihtiyacı ile ilgili. Biliyorsunuz insan doğal ortamında tek başına yaşayamayan bir varlık. Birbirine sosyal bir varlık. Herkes birbirine ihtiyaç duyuyor ve iş bölümü yapıyor. Bu nedenle aslında insanların bir araya geldiği yerlerde mutlaka bir yerleşim görüyoruz. Yerleşim sonunda bir aslında doğa içinde, kırsal bir alanda yapılaşmaya götürüyor. Bu yapılaşma tabii en eski birimi konut. Şu an sağda gördüğünüz fotoğrafta Çatalhöyük'ten, Çatalhöyük evlerinden, Çatalhöyük yerleşimindeki bir evden bir fotoğraf görüyorsunuz. En eski yerleşim biriminde, konutta bile bugünkü evlerimizde bulunan, bugünkü evlerimizde bulunan oturma, korunma, uyuma, günlük hayatın geçtiği yer, beslenme, belki ibadet etme, üretim ya da depolama gibi
bir takım mekanları buluyoruz. Bu mekanların bir kısmı evin içinde olabilir, bir kısmı dışında olabilir. Yani evi ya da yerleşimi, yerleşim deyince sadece evin içi olarak düşünmemek gerekiyor. Evin etrafında mutlaka evi besleyen, işte hayvansa hayvancılık, hayvanın, tarımsa tarımsal ürünlerin işlendiği, depolandığı ya da tarımın yapıldığı yakın çevresinde alanlar oluyor. Ve aslında bu her bir yerleşim biriminin, her bir konut biriminin diyelim bir araya gelmesinden köyler oluşuyor. Bu gördüğünüz fotoğraf aslında yerleşimin her türlü coğrafyada mümkün olabileceğini gösteriyor. Şu an size kutuplarda yapılmış bir iglo gösteriyorum. İglo biliyorsunuz buzdan yapılan bir yapı. Ve bu yapı bulunduğu ortama en iyi uyum sağlayacak şekilde inşa edilmiş. Böyle bir yapı gördüğünüz zaman Kuzey Kutbu'nda ya da Güney Kutbu'nda şunu irdelemeniz, analiz etmeniz uygun olur. Öncelikle yapının bulunduğu yerin iklimi, bulunduğu yerin malzemesi ve insanların yaşam şekli nasıl bir form, nasıl bir yaşam dizgesi oluşturur. İglo'da gördüğünüz üzere yarım küre bir forma var. Yarım küre olmasının en büyük sebebi hem çok hızlı esen kutup rüzgarlarına karşı rüzgarı en kolay üzerinden aktaran form olması, hem de en az yüzey alanına sahip temel form olması, yüzey alanının az olması, ısı kaybının en az olması anlamına geliyor. Solda gösterdiğim kesit ve planda aslında iglonun sadece bu yarım küreden oluşmadığını, aslında bir takım ön mekanlarının olduğunu, her mekanda belki işte önce soğuktan gelince üstündeki karları attığı, ondan sonra üstündeki eşyaları bıraktığı, sonra ikinci bölüme geçince burada işte üstünü değiştirdiği, son bölümde de artık yaşadığı, yemek pişirdiği. Yani biraz önce söylediğim işlevleri yerine getireceği ihtiyacı olan mekanları dizgeleyerek aslında istediği bu zor şartlarda istediği şekilde bir yaşam mekanı oluşturduğunu görüyoruz. Yani ya dışarıdan bir kişi buradan sürünerek, rüzgardan korunarak önce burada duruyor, sonra hafif sürünerek yine buradan geçip burada azıcık bir ısıyla, şurada yemek yaparak, burada çadırın içinde, iglonun içinde bütün ömrünü geçirebiliyor. Bu zor şartlarda da bu şekilde bir yaşam şekli bulunmuş. Tabii dünyada bütün insanlar sürekli sabit yerlerde yaşamıyorlar. Biliyorsunuz göçebeler de var. Halen günümüzde göçebe yaşayan, hayatı yaşayan insanlar var. Bu ne demek? Hayvancılıkla uğraşıp hayvanlarına göre, hayvanlarının beslenme işte ve iklim şartlarına uygun olarak besin bulma şartlarına göre yer değiştiren halklar. Bu halklar tabii ki elbette ki bir eve, konuta ihtiyaç duyuyorlar. En azından kendilerini soğuktan koruyacak ya da yaban hayvanlardan koruyacak. Ve bu tip bir konutunda sökülüp takılabilir, kolay taşınabilir, hareketli olması gerekiyor. Fotoğrafta bir yurt örneğini görüyorsunuz. Bu yurtun inşai olarak bileşenlerinden söz edersek, mesela bu parçaların her biri sökülebilir, küçülebilir ve bir atla ya da deveyle taşınabilir hale gelmesi gerekiyor. Kapısı ayrı, işte ana strüktürü ayrı, strüktürü kaplayan, soğuk geçirmeyen bir duvar malzemesi, çatıyı taşıyan mertekleri, çatıyı kapatan yine bir belki bir keçe, kumaş kapatma malzemesi. Bütün bunların hepsi
ve tabii içerideki eşyalar. Bunların hepsinin hareketli olması, küçük olması, hafif olması ve dönem dönem taşınabiliyor olması gerekiyor. Bu hayat tarzına uygun bir konut ve yaşam çevresi yaratılmış oluyor. Bu örnek ise tamamıyla farklı bir coğrafyadan, Afrika'dan, Togo ve Benin'deki kule evler. Biliyorsunuz Afrika'daki şartlar biraz daha vahşi, çok daha hayvanların özgürce yaşadığı, insanların da bu ortama uyum sağladığı daha küçük ölçekli yerleşimler. Bulunduğu ekosisteme bakarsanız oldukça yani ormanlık, savana değil de daha orman ekosisteminin bulunduğu bir yer. Evlere ilk baktığımızda çıkarabileceğimiz sonuçlar evlerin aslında çok korunaklı olduğu, çok az bu kadar güneşli bir yerde, bu kadar havanın sıcak olduğu bir yerde, çok az pencere ve kapı açıklığının olduğu ve bunun muhtemelen korunmayla ilişkili olabileceği, aynı zamanda evlerin çamurdan ya da çamur demeyelim kerpiçten yapılması, bunun da etrafta bulunan en bol malzeme olan toprakla ilişkili olabileceği, kalın duvarların sıcaklığı çok fazla içeri geçirmemesi, yani kerpiç evlerin geç ısınması, geç soğuması özelliğinden yararlanılması, işte çatıların saz yapılması, sazın hem yağmur iletkenliğinde hem de havayı geçirgenliğinde yani iç havanın eğer ısındıysa havalanmasını sağlamada geçirgenliğiyle bir çözüm sağladığını görüyoruz. Bulunduğu yere uyumlu olan başka bir yerleşim görüyoruz. Bu ise Irak'tan bir örnek. Yüzen evler, pek bilinmeyen Irak'ın yerel yapı tekniği. Biliyorsunuz Orta Doğu, Fırat ve Dicle nehirleri nedeniyle oldukça bereketli topraklara sahip ve bu nehirler aslında büyük kimi yerlerde deltalar oluşturuyorlar. İnsanlar bu ortamlarda beslenebilme ve yaşayabilme yeteneklerini bu delta alanlarında, bu sulak alanlarda, nehirlerde, kimi küçük adacıklarda ya da yüzen sazlıklarda evler, sazdan evler kurarak hafif ve mevcut malzemeyi değerlendirerek, sazları gruplar haline getirerek, evler haline getirerek yaşamakla bulmuşlar. Soldaki fotoğrafta gördüğünüz gibi aslında hayvanları da onlarla beraber, hayvanlarını evlerinin yanında bir çitin içinde besleyebiliyorlar. Hayvanlarına bitki kesip getirebiliyorlar. Nehir üzerinde dolaştıkları teknelerle ondan sonra kendi yemeklerini burada pişiriyorlar. Ve hani aslında bir gördüğünüz gibi mahalle kurulmuş. Bu şartlarda yani bulunan sulak alan şartlarında gerektiğinde aşırı yağmurlarda bu suyun yükselmesine uyum sağlayarak hayatlarını sürdürebilmişler, geçimlerini sağlamışlar. Aynı yaklaşım mesela Peru'da da var, Titicaca Gölü'nde. Burada da yüzen evler var. Oradaki ama görüyorsunuz sazların kullanım çeşidi, oranın kullanım şekli ya da oradaki bir teknenin, yüzen bir küçük teknenin formu, onun malzemesi bir öncekine göre çok daha farklı. Binalarının, konutlarının formları da çok daha farklı. Ama aynı malzemeyi farklı bir kültürden geldikleri için, farklı iklimde bulundukları için her iki toplum farklı bir şekilde geliştirmiş. Yine bir arada yaşıyorlar. Yine tekneyle gidip geliyorlar etraftan
ihtiyaçlarını karşılamakta. Bu da bir yüzen ev örneği. Bir başka örnek de İngiltere'den. Bu da saz dam evler, sazdan çatıları olan evler. İngiltere'de biliyorsunuz sulak bir, yani bol yağışlı bir, nemli ve yağışlı Gulf Stream akıntısından dolayı aslında kuzeyde bulunmasına rağmen nemli ve ılık bir iklime sahip, bolca sazlığa sahip ve kışlarının soğuğu olması nedeniyle aslında binalarının kendi duvarlarını taştan yapmayı tercih ediyorlar. Kalın taş duvarlar, kar durumunda çabuk yıkılmayan, bir önceki örneklerde kar gibi bir problem olmadığı için hafif malzemelerle duvarlarını çözebilirlerken, burada karın varlığı biraz daha korunaklı, sağlam yapılar yapmalarını gerektiriyor. Ama sazla çatılarını kaplıyorlar. Bu da hem aşırı rüzgarlara karşı rüzgarın çatıyı uçurmasını engelliyor, hem de aşırı yağmurlarda sazları üst üste koyduğunuzda yağmur üzerinden süzülür, içine girmez aslında. Bu da hani Kuzey Avrupa ülkelerinde çok fazla saz çatı kullanılmasının açıklamasıdır. Yağmur kar durmasını da üzerinde engellediği için, yağmurun da kolay akışını sağladığı için geleneksel eski İngiltere evlerinde bu saz çatılarıyla çok fazla rastlanmaktadır. Şimdi genel olarak dünyadan örnekler gördükten sonra bu gördüklerimizi bir araya toplayan bir özet yapalım. Bir kere tarihi yapılar, geleneksel yapılar, kırsal yapılar, yerleşimler o dönemin, o insanların yaşadığı dönemin ürünleri. Yani biraz önce gösterdiğim İngiltere'deki yapı, bir 1800'lerin, 1700'lerin İngiliz kırsal hayatının karşılığı olan o zamanın yapı malzemesi, teknolojisi, belki endüstrileşme öncesi, yerel imkanlarla yapılmış örnekler. O yüzden kırsalda gördüğünüz yapıları, yani eski olarak gördüğünüz yapıları her zaman hangi dönemde yapıldığıyla ilgili eşleştirmek, o gözle bakmak en doğrusu. Onun dışında bu yerleşimler aslında amaç hani çok estetik olmak, dışarıdan gelenlere güzel görünmek değil. Tam tersi, o insanların, o köyde yaşayanların ihtiyaçları neyse tam ona karşılık verecek şekilde yapılması. Eğer ekonomik olarak aile daha ferahtaysa, tabii ki daha şık, daha bir takım kültürel unsurları öne çıkaran, daha iyi işçiliğe sahip yerleşim yapı üretebiliyor. Ama öncelikle temel ihtiyacını karşılaması o konutun yeterli oluyor. Ve de bu yapılar her zaman özellikle yerleşimler sürekli olduğu zaman, hani bir köyde 300-500 yıl sürekli atalarıyla beraber yaşandığı zaman yapılar ve yerleşim bölgesi içinde hani yapılan yanlışlardan ders alınıp bunu şu şekilde çözeyim, bunu bir daha yapmayayım, bu evi şu şekilde tadilat edeyim şeklinde kararlar verilebilir. Aslında ortaya çıkan yapılaşma uzun yılların evrimleşmesiyle tamamıyla en rasyonel, en akılcı çözümü getiriyor. Bu yüzden aslında yine eski yerleşimlere çok eski bilgilerin süzülerek ortaya konduğu bir tür veri bankası olarak da bakmak mümkün. Bunun dışında şuna dikkat etmek lazım. Bizim yapılarda, kırsal yerleşimlerde ulaştığımız malzeme tipleri, işte taş,
kerpiç, ahşap, tuğla, bunlar temel malzemeler. Aynı olabilir saz, biraz önce söz ettik. Yani her yerde işte diyelim ki İzmir'de de benim çalıştığım Gediz Deltası'nda da bir kerpiç yerleşim vardı. Konya'da da bir kerpiç yerleşim var ya da Güneydoğu'da da bir kerpiç yerleşim var. Yani her yerde aynı malzemeler, taş her yerde olabilir. Her yerde Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz bölgesinde her yerde ahşap olabilir. Ama karşınıza çıkan biçimleme, ona form verme, onun sonucunda karşınıza çıkan yapı farklı bir biçimde olabilir. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bunun da arkasındaki sebep aslında en önemli sebep tabii ki sosyokültürel gerçekler. O topluluğun kültürel geçmişi, hayat tarzı, dünyaya bakışı, bu daha önceki o köyde daha önce de yaşayan insanların alışkanlıkları, bu bir kere o malzemeyi biçimlendirmenizi farklılaştırıyor. Aynı zamanda tabii daha fiziksel sebepler de var. İşte topografya, eğimli mi düz mü, deniz seviyesinden yükseklik, daha ılıman mı daha sert bir iklim mi, bölgesinin işte kuzeyde mi güneyde mi olduğu. Bunlar hani bir yerleşimin, bir konut biriminin biçimlenmesinde temel faktörler. Türkiye iklim açısından çok zengin, çok çeşitli iklim bölgelerine sahip. Bu haritada Uluslararası Köppen iklim sınıflandırma sistemine göre ülkemizde bulunan şu alttaki lejantada görüyorsunuz çok farklı iklim tiplerini görüyorsunuz. Daha subartik yani daha böyle kutupsal soğukluğa sahip kuzeydoğudaki iklimden ılıman daha Akdeniz iklimine, okyanus iklimi denebileceğimiz bizim hani tropik iklimlere daha yakın olan kuzeydeki iklim bölgelerinden daha karasal ve çöl iklimlerine kadar çok tundra iklimlerine kadar çok farklı iklim tiplerine sahibiz. Bu yüzden de yerleşimlerimizin niteliği işte kimi daha sıkışık, kimi daha seyrek. İşte mesela Karadeniz'de böyle bir arada bir köy bulmak çok zor. Bir ev orada, bir ev karşı vadide. Dağınık bir yerleşim görüyoruz ama mesela diyelim ki işte Güneydoğu'daki yerleşimlerde ya da Ege bölgesindeki yerleşimlerinde böyle daha küçük birbirine yaklaşmış yerleşimler görebiliyoruz. Küçük küçük ve birbirine dayanan konutlar. Aynı zamanda Türkiye çok coğrafi olarak da hareketli bir ülke biliyorsunuz. Doğuya gittikçe rakım yükseliyor. Dağ zirveleri artıyor. Vadiler oluşuyor. Daha güneydoğuya doğru daha bir ovalık ama çöl iklimine yaklaşırız. Daha bu nedenle de biraz daha korunmasız bölgeler. İşte Karadeniz ve Marmara bölgesi coğrafi olarak hareketli olmasına rağmen nispeten doğuya göre daha az rakımlı ve deniz seviyesinde. Bu çeşitlilik de aslında bizim yerleşim formumuzu etkiler. Tabii bir önemli faktör de deprem ve fay hatları. Burada tabii karşılaştırmalı olarak Avrupa ile bizim Avrupa kıtasıyla bizim ülkemizin deprem riskini görmenizi istedim. Gördüğünüz gibi Türkiye'de iki önemli fay hattı var. Kuzey Anadolu fay hattı ve Doğu fay hattı. Burada rengi koyu kahverengi, mor civarında. Avrupa'da ancak İtalya'da ve Yunanistan'da bu kadar yoğun bir deprem riski görüyoruz. Onun dışında oldukça az deprem riski
Avrupa'da. Depremin olması da aslında yerleşimlerin sürekliliğini bozan ama yerleşimlerin zenginliğini ve devamlı dinamikliğini sağlayan bir faktör. Avrupa'da birçok kentin, ister kent ister kır, korunduğunu görüyoruz. Bunun en önemli sebebi depremlerin olmaması aslında. Türkiye'de ise hemen hemen her yerde bir yerleşim görüyoruz. Eski yerleşim, kimi yıkık halde, kimi halen sürekli. Bunun da sebebi aslında bir zamanlar deprem geçirip işte oradan taşınıp yakında başka bir yere köy kurulması. Ve hani sizi sürekli hareketli kılan, sürekli tetikte tutan bir neden olması. Bu nedenle yapınızın da bu depreme uyumlu olarak işte yüklere aktarabilecek dayanıklılık da, ve bu bilgiyle yapılması önemli oluyor.